1. Birinci sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 46 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Birinci sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 468. Memduh Şevket Esendal'ın kitabınızdaki biyografisinden hareketle metinle yazarın hayatı ve edebi kişiliği arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz. Cevap: Türk Edebiyatı'nda Çehov tarzı öykünün ilk temsilcisidir. Kişilerin günlük yaşamda dikkat çekmeyen yönlerini anlattığı öyküleriyle tanınır. Durum öyküsünün ilk temsilcisi olan yazarın son derece güçlü bir gözlem yeteneği vardır. Kendi ifadesiyle topluma ayna tutan bir sanatçıdır. Toplumun aksayan yanlarını, insanların psikolojik sorunlarını, ruhsal durumlarını ele almıştır. Öyküyü gereksiz süslemelerden kurtarmıştır. Dili, konuşma dilidir. Yapıtlarında sıradan insanların gündelik yaşamlarını anlatmıştır. 9. Pazarlık adlı metni, Kamyon adlı metinle aşağıdaki tabloda verilen özellikler açısından karşılaştırınız. Cevap: Pazarlık Kamyon. Tür: Durum öyküsü, olay öyküsü, biçim: Mensur Mensur. Üslup: Kısa sade cümleler, samimi bir dil, açık yalın bir dil, etkileyici samimi bir dil, anlatım teknikleri: Anlatma gösterme, anlatma gösterme, çerikim iç: Abartılarak anlatılan bir durum, para kazanmak için gurbete çıkan ve canından olan bir delikanlı. Pazarlık adlı metinde anlatıcıyı belirleyiniz. Cevap: Anlatıcı üçüncü kişidir. B. Aşağıdaki bakış açıları ile ilgili kavram haritasını doldurunuz. Cevap: 1. Hakim bakış açılı üçüncü tekil. O, anlatıcı, ilahi tanrısal bakış açısı, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilir, görür ve duyar. Kahramanların gönlü veya kafasından geçenleri okumaya kadar uzanır. Anlatıcı, anlattığı olayların dışında durur, gören durumundadır. Üçüncü tekil şahıs ağzıyla konuşur. Yazarın dilini kullanır ve bu sebeple ona yazar anlatıcı da denilir. Zaman zaman okuyucu ile diyaloga girmekten, onlarla sohbet etmekten ve onlara yol göstermekten geri durmazlar. İki, kahraman bakış açılı birinci tekil. Ben, anlatıcı, kahramanlardan birisidir. Bu anlatıcı, aynı zamanda olay örgüsünün bütün yükünü üstlenen asıl kahraman olabileceği gibi, daha da geri planda yer almış kahramanlardan biri de olabilir. Bir insanın sahip olduğu veya olabileceği bilme, görme, duyma, yaşama imkanları ile sınırlıdır. 3. Gözlemci bakış açılı, ben veya o, anlatıcı. Anlatıcı, dış dünyada olup bitenleri sadece gözlemek, izlemekle yetinir. İkinci aşamada da gözlemlerini tarafsız bir gözle okuyucuya nakleder. 1. Yansıtıcı konumundadır. Çok daha az bilgilidir. Onun bilme, görme, duyma yetenekleri geçmiş ve geleceğe uzanmadığı gibi, kahramanların ruh hallerine de yetişemez. Hem üçüncü tekil hem de birinci tekil olabilir. Anlatıcının bakış açısı, sınırları ve anlattıkları karşısındaki tutumuna dikkat etmek zorundadır. C. Metinde kullanılan bakış açılarını belirleyiniz. Cevap: Gözlemci bakış açısı kullanılmıştır. Ç. Metinde kullanılan anlatıcı ve bakış açısının anlatımı nasıl etkilediğini açıklayınız. Cevap: Metinde gözlemci bakış açısı vardır. Bu da anlatımın bir kamera gibi sadece görünenin ifadesi şeklinde olmasına sebep olmuştur. Diğer açıdan örneğin, anlatıcı üçüncü kişi olursa anlatımda nesnellik ve gözlem ön plana çıkar. Yazar olaylara müdahale edemez, sadece gözlemlediklerini yazar. Eğer anlatıcı birinci kişi olursa olaylar, ben, ağzıyla ifade edilir. Bakış açısına geldiğimizde, örneğin ilahi bakış açısıyla yazılan metinde yazar anlatımı istediği gibi yapabilir. Kullanacağı anlatıcı 3 kişi olur. Olayların ve durumun anlatımında, kahramanların tasvirinde her şeyi bilir ve tüm olaya, duruma hakimdir. 1. Birinci Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.